dın dın dın. Ayrılık çok yeni. Selam, 2 haftalık arasının ardından vlogla karşınızdayım. Vlog acayip bir yere gidebilir, böyle bir değişiklikler olabilir falan. Hiç bilmeden açıyorum. Bugün 2 Aralık Çarşamba günü. Önce şu haftada yayınlamadığım haftanın önemli anlarını göstereyim size. Bir iki tane şey oldu. Onun dışında evdeydim zaten. Arda arda kısıtlamalar, vaka sayıları falan derken ben de çok çıkmamaya çalışıyorum. Araba vlogsuz bir hafta geçiriyoruz. Geçirdik geçen hafta. Bütün tayfa şov. Bir onlara bakalım, sonra da bu haftaya başlayalım. Bakalım neler yapıyoruz. Gerçi ben bunu yayınlana kadar senin reklam yayınlanmış olur değil mi? Bedava PlayStation 4 aldık arkadaşlar. İnanamazsın. Mikrosu çöktü. Çöktü bildiğin oğlum ya. Ama kardeşim hediye yapmış. Ne diyorsun? Ben öyle bir adamım. Ne diyorsun? Yani de yatak odama PlayStation 4 istiyordum. Bence takipçilerine şey yap. Çekilişle vereyim. Bak bu ciddi mi? Bu ciddi seyir yerinden oyna. Yok oğlum manyak ne ciddi. Videodayken heyecan yaptım ya. Takipçilere yaptım onu ben videodayken. Geldik. Proje yaptık. Burak abinin Migros'la işbirliği vardı. Şu an yayınlıyoruz zaten. Hatta... Yani şu an hatta... Ama ürünler bizde kalmıyor. Evet, evet. Orası makaraydı evet. Dün eve dönüp hiçbir şey yapmadım. Orada bitti o gün. Bugün de cuma günü izlemiş olacağınızı tahmin ettiğim geçen videonun sonunda gördüğünüz ATV'yi çekmeye gidiyorum Okan abiye. O yüzden bugünü pas geçelim haftalıkta. Zaten bugünü izleyeceksiniz. Hadi bakalım görüşürüz. Kaliteli gündü. Harbi canavar. Bugün Perşembe. Bir süredir bildiğim ve beklediğim bir gün bugün. Bizim Can Berk'i yaklaşık 6 ay önce askere göndermiştik. Of! Oğlum tamam yeter. Şırnak çıktı. O yüzden stresli bir askerliği oldu. 3-4 ay hiç konuşmadık. Neyse Can Berk'in askerliği bitti. Bugün saat 1'de İstanbul Yeni Havalimanı'na indi. Ben de onu almaya gidiyorum. Ve onu alacağım. Ailesini falan da haberi yok. Eve götüreceğim. Onlar da bir sürpriz olacak falan. Öyle. Havalimanına girdim. Bu piçliği yapmazsam olmaz. 8 numarada bekliyormuş. Ya ben senin için o şimdi asker şakaları hazırladım burada. Oğlum Canberk kaç ay sonra hamburgerle tekrar görüşüyorsun. Ya aşağı yukarı 9-10 ay falan oldu yani. Değil mi? Ha bir de diyetteydin gitmeden önce. Aa doğru lan. Seni köse görmek çok garip geliyor hala. Bir selam. O kadar hızlı yemek söyledim ki adamı özlemiştir diye kendime söylemeyi unuttum abi. Aynen öyle. Ta birkaç hafta önce bir haftalıkta bu skuter'ı inceledik ya o zamandan kalan skuter bu. Sağ olsun Horlas hiç istemedi benden skuter'ı. Hala da istemediler bu arada da. Buyurun. Adama yaşadığında yol verdim. Adam teşekkür etti. Asıl benim özür dilemem lazım. Ama ben dedim ki artık kalmasın bende skuter. Götüreyim orada bir iki işim var onları halledeceğim. Hadi bakalım. Ver coşkuyu kanka. Oo. Evet tente itme abi dur onu diğer tarafa. Günaydın. Artık iki kişi yaşıyoruz bu hayatı. Bu ne abi? Varlık çıktı yanağımda ya. Yani şu arkadaşı da bir kullanamadım ya adam akıllı doya doya. Şimdi de başka bir iş çıktı. Neyse onu anlatayım. Biraz hızlı gelişti ama sivilce benim sinirimi çok bozdu ya. Öyle yapsak. Evet daha iyi. Ya o kadar komik ki son videodan sonra dedim ya son videoda benim evde güvenlik problemleri var. Sonra ağladım ya biraz. Abi onun akabinde böyle ardarda birkaç telefon konuşması sonrası Perşembe lak diye ev tuttuk abi. Yani oradan bir tanıdık çıktı oradan bir şey oldu. Biri beni aradı böyle ev var dedi. Velhasıl kelam dün evi tuttum. Şimdi bunu bırakmaya gidiyorum bu sesten çok sıkıldım artık. Bir haftadır beyaz panoyla geziyorum arabada. Faturaları araştırmaya gidiyorum. Ben de yeni öğreneceğim. Bir önceki evimde faturaları üzerime almamıştım. Orada pay ölçer sistemi vardı. Burada olması gerekti.
gittiği gibi. Malum diğer ev bayağı ufaktı. Burası o evin metrekare olarak ilk katı. Şimdi buraya bir dolap yaptırmak gerekecek. Ölçüm ölçü alacağım evden. Göstereyim ya evi. Niye burada konuşuyorsam artık. Araba bile onu özlemişsinizdir diye canım. Ne diyorsun? Aa bu güzel. Aa çok iyi. Beğendim. Herhalde buradaki görüntüyü buraya mı aktarıyor? Öyle düşünüyorum. Şu an felaket halde burası. Her şeyiyle. Hafta sonu çıkma yasağı var ya. Pazartesi günü temizliğe gelecekler. Salı, çarşamba, perşembe işte eşyaları taşıma merasimi olacak. Abi ev gene 1+1 ama diğer eve göre burası oranın tam anlamıyla iki katı. Yani diğer ev net 36 metrekareydi. Burası 75 sanırım. Emin değilim. Burası salon anlayacağınız üzere. Şu arkadaş gidecek. Bunda hani yemek yemeye kullanmış ama biz kullanmayız büyük ihtimalle. Burası mutfak. Bu benim tripod konuyla alakasız. Burada ufak bir balkonu var. Şurada ufak bir bölmesi var bir şeyler sıkıştırmaya. Diyorum ki şu an leş halde. Buzdolabı gelecek. Bulaşık makinesi gelecek. Fırını, ocağı da alınbazı var zaten. Ondan sonra şu büyük olay ya benim için. Sonunda bir portmanton var yani evde. Diğer tarafta bu bayağı bir işkenceydi işte. Bu tarafta ayakkabılık var. Burada askılıklar var. Aşağıya ufak bir göz var. Şuraya kask koyarım büyük ihtimalle. Burada tuvalet var. Tuvalet işte yani. Ne anlatıyor? Tuvalet solda duşakabin falan mı? Burası da yatak odası abi. Yatak odası da bayağı büyük ya. Tabii güzel tarafı bir de şimdi çekerken unuttum bunu göstermeyi ama. Ya manzarası çok güzel ya. Ben en çok buna düştüm. Şuraya baksana abi. Tamam tam. Tamam yol sesi falan ama. Önün komple orman. Ben buraya bir sözcü bir arkadaşımın evine gelmiştim. İlk orada hoşuma gitmişti. Sonra işte gel zaman git zaman orayı tutayım, buraya bakayım, şuraya edeyim falan. Taşınıyor muyum, taşınmıyor muyum derken bir türlü olmamıştı. Büyük ihtimalle bu hafta sonu eski evde geçirdiğim son hafta sonu olur. Hafta içi buraya taşınır, sonra ufak ufak toparlarız diye düşünüyorum. Öyle. Allah şaka gibi ya. Heyecanlıyım bir yandan da. Dün bayağı heyecanlıydım. Bugün daha hem yeni uyanmamın verdiği... Ya bu sivilce nedir ya? Öyle biraz heyecanı var. Bir de adam akıllı salonumuz var artık. O güzel yani. Abi yeni Bosna Eskici'ye geldim. Burası mobilyacıların çarşısı, tamam mı? Şu gördüğünüz tüm bina eskici. Şimdi içine de gireceğiz. 2 sene önce Nef'e taşınırken benim evdeki dolabı abi 1300 liraya yaptırmıştım ben. O zaman için çok iyi fiyattı. Şimdi büyük ihtimalle çok daha yüksek bir fiyat alacağız ama doğru yeri yakalarsanız 2 adam falan daha uyguna geliyor zaman zaman. Zaman zaman da gelmiyor. Bir bakacağım, uygun olursa alacağım. Değilse almayacağım abi. Yani bayağı bir yer gezdim. Çok da güzel dolaplar vardı. Ama fiyatlar bir tık coşmuş. Hak da veriyorum insanlara yani şey değil. Döviziydi, o suydu, bu suydu. İşin garip tarafı pandemiden dolayı hem herkeste bir yoğunluk var. Yani mağazalar boş ama hepsinin siparişleri var ve bütün teslim süreleri bir ay. Daha basit dolaplar var. Onların teslim süreleri daha kısa ama benim aradığım tipte dolapların hepsinin teslim süresi bir ay. Bir ay çok ciddi rakam ya. Şimdi söylesen bir ay bekleyemem. O yüzden vazgeçtim abi. Bir yere daha bakacağım. Olmadı. Acı gerçek. IKEA'ya geri dönüş. Ya seni yerim ya. Sen çok tatlısın ya. Abi bu dolap işini bugünlük saldım. Çünkü yetişemezdim. Karantinada var ya şimdi 9'da başlıyor. O yüzden boş koli almaya geldim. Hafta sonu karantinada ıvır zıvırı topladım diye bağlısı. Boş koliyi alıp ufak bir alışveriş yapıp eve döneceğim. Evet abi. Bugün cumartesi sabahı, karantinanın ilk günü. Birazdan başlayacağım eşyaları toplamaya. Koli bandı unutmuşum Bağustan gelirken. Kolileri koydum. Şu an ortalık bayağı karışık tabii. Evin durumu içler acısı. Akşam yayın var. İşte yayını yapıp bu bilgisayarı, setup'ı komple toplayacağım. Dün gece de bu videoyu yaptım. Artık baygın yapmışım. Çok özür dilerim. Yani biraz kaos, taşınma işleri biliyorsunuz. Biraz idare edeceğiz. Dedim uzamadan bu videoyu atayım. Sonra dedim artık haftaya büyük ihtimalle taşındım yeni ev falan video kafasında bir şey gelir. Durumlar böyle. Yani yoğun bir hafta olacak ama keyifli yani. Bundan şikayet edecek bir yanımız yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Öpüyorum sizi. Böyle video oldu. Çok açmak istemedim arayı. Ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Şu an karma karışık. Videoyu beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz. Beğenmediyseniz beğenmeyin abi. Yorum atın ama. Yorum atın. Beni kırmayın, yorum atın. Ondan sonra abone değilseniz abone olabilirsiniz videoların devamı için. Bildirimleri açıp yakından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çok dağıldım. Lanet olsun.